Evet, bugün Rize'nin mahallelerini gezmeye devam ediyoruz. Fener Mahallesi ve Camiönü mahallelerini gezerek vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Görüşlerini, düşüncelerini aldık. Bugün de burada Rize'nin en eski bakkallarından birisi olan tarihi bir yapının altında bulunuyoruz. Oraya geldik, oradan da ziyaret ettik. Yani tekrar yeniden binayı görmüş olduk. Bu binanın özelliği bence Rize'nin en eski bakkallarından bir tanesi olması. Bakkalların eski olması ekonomik anlamda o yerin güçlü olmasını da sağlar. Eğer bir mahallede ne kadar çok eski bakkal varsa o mahalledeki bir mahalleli kültüründe gelişmiş olduğunu görürüz. Bugün mahallelerimizi saran A101'ler, BİM'ler, Şoklar gibi marketler aynı zamanda mahalleli kültüründe ortadan kaldıran konular. Bunların bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu tür süpermarketlerin, bu tür örümcek ağı gibi tüm mahalleleri saran marketlerin bir an önce engellenmesi, belli sınırlar içerisinde çekilmesi ve mahalle kültürünün yeniden inşa edilmesi için mahalle bakkallarımızın teşvik edilmesi gerekmektedir. O anlamda da bu bina bence önemli bir binadır. O anlamda da bu binayı tekrar Rizelilerin bilgisi dahiline sunmak istiyoruz. Fener Mahallesi muhtarlarını ziyaret ettik. Yapmış olduğumuz çalışmalarda çok faydalı olduğunu gördük. Bize karşı Yılcı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı Yılcı'nın daha iyi olduğunu, bir sıkıntı yaşamadığımızı, çok güzel bir ortam olduğunu hissetmiş bulunuyoruz. Çalışmalarımıza yine de aynı şekilde devam edeceğiz. Çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz ve hedefimize ulaşmak için çok kısa bir süre kaldı. Daha iyi çalışıp hedefimizi oluşturacağız. Teşekkür ederiz. İyi bir sayılışı oldu, iyi bir dolaşım oldu. Güzel karşılıklar aldık. Çalışmaya devam. Seçim süresi aşamasında mahallemize ilk olarak milletvekili adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayının gelip mahallemize istişarelerde bulunması bizim için memnuniyetten öteye bir sıcak bir hoşgörü ve uğradıkları için de kendilerine, başkanlarıma teşekkür ediyorum. Eski bir DSP'li, Cumhuriyet Halk Partili olarak memnuniyet duydum mahallemizi ziyaretlerinden dolayı. Memnuniyet duydum bu çalışmalardan. Fayda bulunacağını düşünüyorum. Çünkü uzunca bir zamandır halkımız özellikle AK Parti'nin kalesi olarak burayı görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki çalışmalarını yok sayıyordular. Halbuki burası geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı çıkartmış, milletvekili çıkartmış. Altyapısı olan bir şehirdir. Böyle bir süreç yaşandı. Tekrar halkımızın Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vereceğini cani gönülden inanıyorum. Bakkal bizim çocukluğumuzun bakkalı Nazım amca. Uzun da bir süre, yaklaşık 40 yıla yakın bir süre burada bakkalcılık yaptı. Mahallemizin tarihiydi. Çok eğitimli, donanımlı bir insandı. Sürekli okuyan bir insandı. Özellikle bakkalcılığın son döneminde sürekli kitap okuyan bir büyüğümüzdü. Ben de şu karşıdaki asırlık kahveyi çalıştırırdım çocukluk döneminde. Bizim dedemizin kahvesidir. Çocukluğumuz orada geçti. Bu sokakta büyüdük, bu sokakta yetiştik. Bakkalın bu bölgedeki şu anda bina olarak en eski bakkal, en eski alışveriş yeri olduğunu düşünüyorum, öyle tahmin ediyorum. Halen daha tarihin izlerini taşımakta bakkal.